Evet, teşekkürler tamam. Gökhan. Rica ederim. Karadenizli'ye yardım etmek tabii. Tabii ki. Karadeniz. Ah nasıl güzel. Her zaman beklerim hepinizi. İnşallah gelirsek gelmek istiyoruz. İnşallah. Her zaman. Can Hanım'ın peşine takılır geliriz. Aynen ya. Hepiniz birlikte gelin, hiç sorun değil. Bizim evimiz herkes açık, gelen herkes açık. Çok teşekkür ederiz. Çünkü çok anahtar üstünde. Şaka. kim yaşıyorsunuz evde? Annem babam köyde yaşıyor. Ben merkezdeyim. Sen merkezdesin. 10 dakika, çok yakın. Abim Hatay'da görev yapıyor bu arada. Hatay'a da gittim ama çok zamanım olmadığı için yemeklerini çok tadamadım ama genel olarak yemekleri iyiydi. Güzel. Kesinlikle. Yemeklerim iyiydi. Hatay yemekleri iyiydi, pardon. Hani Hatay yemekleri. Seninki iyi diyor. Seninkileri de kötülemiyorum. Hatay'a gittim, yemekleri iyiydi. Sen kaç puan vermiştin dün Gizem'e? 6 puan. 6. Fena değil aslında ama. Beğenmedi. Gökhan Bey bugün oynadı. Ben Oğuzhan Bey'e Gökhan Bey'den çok büyük bir puan bekliyorum bugün. Hiçbir yemeğine doğru dürüst yorum bile yapmıyor. Yaptım ya. Söyledi salata kocaman dedi. Şey konuşmamaya çalışıyorsunuz. Söyledim ya salataya baksana Allah aşkına. Cici böyle yorum yapıp geçmeye ara yemekten beri. Ne cicisi be Allah Allah şuraya Allah aşkına. Şunun şurasına bak. Ne yorum yapacağım be? Benimden niye gelmedi Allah o zaman Allah. Bu? Ama Gökhan Bey bunu yorum yapacağım ben bana. Çok şeker yaptım ya. Ha kötü. Çok sempatik. En azından salata getirdi. Seninki gibi soğan mezesi getirmedi. Hoş geldiniz getirmedi. Gökhan Bey. Hoş geldiniz. 4 günün sonunda. Bence de hoş geldiniz. Yani şu an Canan hakkında yorum yapmak istemiyorum. Yani her an şu yarışmadaki saygımı Allah'ım şu tatlılara da vereyim ya Rabbim. Ya çok aşırı derecede beni sinirlendiriyor. Ya görgüsüz bir bayan ya. Böyle bir şey olamaz. Bir görgü problemi var Canan'da. Bugün de çok konuşmazsınız şeker. Diye düşünüyordum ama. Gerçekten gazlı lazımmış ya. Ben çok üzüldüm sana onun için bak. Ben sevdiğim insana daha çok takılırım ve daha çok kızarım. Vallahi değer verirsem de alırım 5.000 liralık çiçeği koyarım ortaya, o da ayrı. Ama Güzel Hanım, lütfen şaka yapıyorum ya. Ben seni sevdiğim için sana çok takıldım. Teşekkür ederim. Yani dedim ki Gökhan çok daha iyi. Ben senden çok iyi performans bekliyordum. Ben çok fakat hani sen kendimi galiba gerçekten de daha biraz duygusal bir insansın gibi Kesinlikle. Bir şey var. Senin çok modun düşmüştü o gün. Söylesinler ağlayayım, dövsünler ağlamayayım. Şey o derece. Evet çok şeydi. Çok üzüldü, çok morali bozuldu. Hani bu... O şeyle de ertesi güne de yansıdı. Ben giderken o kadar çok üzüldüm ki. Yani gece ben de bile çok bunu düşündüm. İnan ki ondan da kızdım zaten. Akşam bile düşündüm ben bunu. Ben bu şekilde bunu. Yani nasıl yaparsın bu hatayı diye kızıyorum Güzel yani. Güzel Hanım, ben verdiğim puan gerekçesiyle vicdanım rahat. Çok iyi rahat yaptım. Uyudum. Sizler laf ettiniz ama 4 puan da çok yüksek bir puan değil zaten. Hani eksiği vardı zaten masasıyla. 4 de verilmeyecek bir şey değildi. Ama tabii ki masan tam olsaydı yine 4 değildi. O da ayrı. O da ne ayrı. Ne yaptı biliyor musunuz Canan Hanım? Seyirciye oynadı. Neden? Herkes puanını verdi. Zaten dedi bu puanlarla ben Gökhan Bey kazanamaz. Ben sizin puanlarınızı nereden göreyim yazarken? Herkes yazar. Birbirinize açtık bakıyorsunuz ya, açtık siz. Açtık ya hanımefendi. Ben o zaman çoktan yazmıştım puanını. Bir saniye. Kimse veremez. İşte kafasında tahmin etti. Kimse beğenmedim dedi. Ama zaten düşük puan alacağı barizdi yani. Bir de zaten 4 yüksek puan. Arkadaşlar 4 yüksek bir puan değil ki. 4 yüksek bir puan değil ki. Ne kadar siz hep düşük kadın. Puanlar verdiğiniz için 4 size yüksek evet. geliyor. Siz de oynasaydınız 4 verseydiniz keşke. Canan Hanım o masa 4'lükse üzerine giyinmiş masasını hazırlamış ve 2 puan sizin tatlınız. Verdim. 2 puan. Hepsini de bitirdim. Benim kababamı yani diyen bir insan bütün Türkiye'yi geziyorum dediyse ben daha bunun için benim için bitmiş. Zaten söyledi. Restorana gidip kötü yorum atıyorum. Ondan sonra bedava yemek yiyorum dedi. Löpçü. Peki başlangıcından hiç mi bir şey beğenmediniz dün? Hayır. Beğenmedim. Ben izlerken bir daha kuru, güzelce bir bakın evet, onlarınıza. Kuru cacığınızı beğendim. Ona da bir puan verdim. Olduğu için. Zordur ona evet, beğendirmesi. Gurme ya. Ki. Kendisi gurme Unuttu. Olduğu için. Ona gelene kadar şeker artık ne yaptıysa onu. Beğenmesi zor oluyor. 2 puan verdim tatlınıza. Herkes tatlınıza 1 puan verirken ben 2 puan verdim. Şu an bunu demeniz hiç gerekmiyor arkadaş. 2 puan tatlına verdi, 2000 lira çiçeğe verdi. Hala size yaranamadı. Evet. Vallahi inanılır gibi değil. Yazıklar olsun bize. İnsanlık dersi alamadık 4 gündür ya. Yarın alacağız belki. Nasibinizi alacaksınız. Hani bakın insanlık dersi değil. Pazartesi, siz nasibinizi alacaksınız. Siz pazartesi dediniz ya biz bu masada 4 yarışmacıyız dediniz siz evet, yarışmadan. Öyle, biz öyle. Yarın size gelirken biz de 4 yarışmacı olacağız. 3 diyeyim hatta ama çünkü Gökhan Bey'in de hiçbir şeyini beğenmedim. Sizin de beğenmedim kesinlikle. Yarın küçümseme yarın vesaire bekliyorum. Bir şey olarak düşünmüyorum. Yok. Beğenmedim. Saygı yani duyuyorum. Beğenmedim yani bu kadar. Peki yarın keyfim olmaz beni de beğendim. Keyfimden değil bakın gerçekten ama kimse beğenmedi niye öyle söylüyorsunuz? Sadece ben mi beğenmedim dedim Gökhan Bey? Yani ben keyfimden mi beğenmedim? Bu arada tatlıyı açıyor musunuz Oğuzhan Bey? Hemen geldim.
Yemeklerimiz önümüzde. Sanki evet, keyiften kurulup da geldim, beğenmeyeceğim diye. Aşk olsun, hiçbir şeyiniz tam değildi yani. Yemeklerim tamdı, masam tam değildi, üstüm tam değildi. Kendi yorumunuzu katmıştınız tavuğa bile. Allah aşkına hemen yapmayın ya. Her şey yolunda mı? Kendi yorumumu evet, kattım şey çünkü yolunda. Yetiştiremedim. Şey, daha doğrusu menü geç hazırlandı. Ama Gökhan'ın tavuğu yazmıyordu orada. Haklısınız. Orada da bir küçük bir hata oldu. Evet. Bakın işte demek kurulup gelmemişim. Benim diyor. Ben de yarın öyle geleceğim diyor. Olmaz öyle şey var mı? Yani göreceğiz, bakacağız. Tabii ki yarın büyük final. 15 bin TL için sizde yarışmak, yemeklerinizi yarıştırmak ve sonunda da büyük ödülü kazanmak istiyorsanız lütfen tv8başvuru.com ve yemekleriz Instagram hesabından bize başvurularda bulunabilirsiniz. Arkadaşlarımız değerlendirirler. Türkiye'nin her yerinden yarışmacı kabul ediyoruz. Gördünüz bu hafta hem Artvin'den hem Giresun'dan gelen yarışmacılarımız oldu. Ama tabii ki yarın büyük final Özge yarışacak. Birazdan da Uğsa'nın baklavasını yiyeceğiz. Evet. Bu büzme baklava, oklava baklavası diye. Halam çok güzel yapardı. Benim de annem çok güzel yapardı. Biz de bükme yapıyoruz ama şimdi bükme, farklı başka, olabilir. Bükme başka, bükme başka. Ve evet, benim buraya başvurum da çok değişik oldu bu arada. Siz de şeklini oklavada büzerek falan mı yaptınız? Evet. Başka türlü olduğunu sanırım. Başka şeylerde sanırım... Daha önce yediniz değil mi Özge Hanım? Halam yapıyordu tabii ki yedim. Güzel. Sivaslı olduğum için. Evet, Sivas tatlısı o yüzden şöyle bırakayım mı? Bunu başta belirttim zaten Sivas tatlısını. Şu an sizden öğrenmedim ben. Teşekkür ederim. Başta Sivas'ta yapılıyor dedim mi? Dedim. Sizden öğrenmişim gibi vurgulamayın. Tatlı gelmiş bana diyor ki bu Sivas tatlısı biliyorsunuz değil mi? Başta söyledim hanımefendi zaten. Ben duymuyorum. Bazen çok konuşuyorsunuz. O yüzden kaçırıyorum kelimeleri. Keşke ben de sizi hiç duymasam ya. Kaçırıyorum kelimelerinizi ya. Bak kızardın yapma. Ha gerçekten sinir ya. Sinir yapma. Sinir hücreler ölüyor. Çok sinirleniyorum. Sakin şu an burada olduğumuza dua edin bence. Sakin ol ya. Relax. Sakin ben sakin biri değilim. Bunu baştan beri görüyorsunuz. Bir şey yok. Sakin sizin gibi ol, pısıp oturamıyorum ol. Ben kendi niye yerime. Ben 2 dakika kafamı tat diye yedim. Bir kaldırdım ortalık yangın yeri. Nasıl oldu 2 saniyede bu noktaya geldiniz? Bana pıstınız diyor. Evet öyle. Ben de biliyorum kalkıp saç başı 340 kilometre saygımdan ödün vermiyorum. Yapamazsınız zaten. Allah Allah. Ne oldunuz kızlar gene ya? Oturmadan su olabilir miyim? Hemen. Kendisini sevemiyorum nedense. Hayır sevmek zorunda değilsiniz de. Yan... Zuhal Hanım bana pısırık dedi. Ben de sizin gibi pısıp oturmayı bilmiyorum. Pısırık mı? Az önce de söylediler ama. De. Özge. Dedim öyle ama. Seni annemiş gel. Ben de aşkım. Saygı böyle anlıyor. Artık olunca insan saygıyı pısırıklık olarak algılıyor. Değersiz insan saygısızlık yapar. Bunları seyircilerimiz karar versin. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Otur karıştı burası. Değersiz ben. Saygısızlık yapıyorum işte. Bence bana kadar masada iki kişi de pısırık davrandı. Ne Canan Hanım ne Gökhan Bey yemeklerini hiçbir şekilde savunamadı. Keza Osman Bey de bugün sadece yükselip yorumlarımıza karşı yorumlar yaptı. Yemeklerini de savunmadı. Bence Canan Hanım pısırık. Neden onu da söyleyeyim. İlk gününde ağlayacaktı gerçekten. Bunu herkes zaten gördü. Dokunsak ağlayacaktı ne söylesek. Bizim oralarda böyle. Ben böyle yapıyorum gibi ithamlarda bulundu. Kesinlikle benim için geçerli bir savunma değildi. Mütevazilik ve kibarlık, pısırıklık oluyorsa eğer ona diyecek hiçbir lafım yok. Onun karakterine, şahsiyetine hiçbir şekilde bir ki karakterinin şahsiyetini herkes de gördü. Ona rağmen ben bir şey demediğim için, kendisi art niyetli olduğu için benim mütevaziliğime pısırıklık dedi. Tatlı akşam mı pişti? Neden? Böyle bir sanki akşamdan kalmalık var, bir çıtırlık yok, bir yumuşamışlık, yavanlık. Şerbetli tatlı olduğu için olabilir. Yok daha yavanlı. Çıtır çıtır. Dün şerbetli tatlıyı çıtır çıtır yediniz. Olabilir. Bayağı böyle bana hamur geldi. Mesela İnce ama hamur yorumuna olmadı. Cevap vermeyeceğim. Seviyemi düşünemem, kalitemi düşünemem. Saygısızlık etmeyin lütfen. Saygısızlığı siz yapıyorsunuz anlıyor musun? Akşamdan mı pişti? Yarışmanın formatında akşamdan pişenin önünüze koymayacağını o bilmiyorum. O şekilde bir... Ön böyle havası bir usluk, böyle bir tabiri yok ya. Çıtır çıtır olması gerekirken bayağı bir yumuşamış böyle bir tabiri yok. Geldi. Benimle nasıl konuşacağınızı öğrenin. Ondan sonra ben sizin yorumlarınıza cevap veririm. Nasıl konuşacağım? Ben su rica edebilir miyim? Az önce sordum ama. Duymadım. Kusura bakmayın. Sen beğenmedin herhalde Gizem. Ya ben böyle daha koyu, şerbet daha yok. Evet şerbeti... Şerbeti az kıyırlık bir şey bekledim. Alınca kıyır kıyır olması lazım. Bir de ince de açılmış aslında. Hı. Kuru. Bizim burada aynısını yapar. Biz kuru da yeriz bunu, şerbetli de yeriz ama böyle kıyır ağzına da erimesi lazım. Bir de daha çok büzülmüş olması lazım. Daha çok ya büzmeye bir şey diyemem. Büzme ona saygı duyuyorum. Ben belki pişerken açılmış bak, olabilir ama böyle bir kıyır olması lazım. Kıyır olmasaydı acı. Şerbet yok tatlıda. Şerbet tatlı ama şerbet yok. Ama Allah'tan biz tatlı olduğumuz için tatlı yerken tatlılandık da ondan kurtarıyoruz. Çok tatlısınız. Ha, benim kendi tatlılığım yetti diyorsun. Evet. Aa çok tatlı. Sen neredeydin daha evvel Gökhan? Oklava baklavası da dediğim gibi söyleniyor. Dediğim gibi halam yapar ve hiçbir şekilde büzgü göremiyorum ben önümdeki tatlıda. Yani iyice yemek istedim hani acaba üstüne mi dökmedi altında mı kaldı şerbeti bak diye baktım ama şerbet de yok. Fıstık oranı da sanki birazcık az geldi bana.
Yani fındık. Fındık. Fındık oranı az geldi. Allah Allah. Sana nasıl geldi Canan? Evet, kuru olduğu için sanırım büzüştürülememiş. Şerbeti az. Şerbetten önce büzüştürüldü hanımefendi. O zaman ince açmamışsınız. Gittiğiniz yerlerde bir de yaparken bakın. Çok büzüştürülüyor ama. Hayır, zaten görselinde kim olsa anlar yani. Adı üstünde burma tatlısı. Biraz daha büzüştürülmesi gerekmiyor mu? Şöyle burgu burgu olması gerekmiyor mu? Çok bazıları daha geldi iyi. Bana, düz mesela geldi. Özge'ninkine göre benimkini daha güzel şekilde. Mesela evet, sizinkinin şekli daha güzel. Kaynaklanıyor. Benimki de öyle. Şimdi neyden? Büzüştürdüğümüzde tereyağını sonradan üstüne koyuyoruz. Tamam. Bu tereyağım nedense benim koyarken cos yapmadı. O cos sizde de dün olmadı o cos. Yani o tereyağı cos yapmadı. Onun için ilkinde yaptı, onlar da yapmadı sonradan. Sen ne diyorsun Gökhan? Demin dediğim gibi hani kıyır kıyır diye biraz hamurumsu biraz, şerbeti evet. Az. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben gelip mutfakta üstündeki peçeteden şerbet dersin. Nerede? Koyduğum bütün şerbet vallahi şeklinde ama Zuhal Hanım bu çok böyle çektim. Yani ben gerçekten bunu böyle sunuyorum. Hani bir mazeret olarak için değil. Yani öyle ama yok, şekeri de yok. Şekeri şerbeti de yok. Kuru. Evet, maalesef. Çok kuru maalesef. Üzgünüm ama tatlı. Yani bayağı şerbetli görünüyordu. Yok yani. Bayağı kuru. Geçmemiş içine. Baksana, ben de yedim birkaç kere. Yeterince şeyi yok yani. Hani böyle bir baklava performansı alamadık maalesef. Evet, daha börek bir de gibi. Sanki az mı pişti biraz? Bana mı öyle geliyor? Daha da pişse, gerçi şu üstünün çıtırlığı güzel de. Şu bende olan dilim biraz kızarmış. Biraz içinin hamuru mu acaba çok şey oldu? Ağır ateşte pişmesi lazım. Nasıl evet. Pişirdim tabii ki bilmiyorum, saygı duyuyorum ama. Ağır benim bir, hani için baklava tarzı ya da bükme tarzı ile ağır ateşte içini çekmesi lazım. Evet. Evet. Ama açman güzel yani. Hani inceliği güzel. Evet, orada sıkıntı evet, yok. El açması. El açması burmalı tatlısı bizim Sivas yöresine ait bir tatlıdır aslında. Her yörede yapılabilir. Şekil olarak olmamıştı. Şerbeti hiç yoktu. Çok kuruydu. İçindeki fındığı da bana zaten yeterli oranda gelmediği için bunu da belirttim ve beğenmedim. Hamuru hiç açmayıp üstüne şerbet dökseydi bence karşımıza aynı lezzet gelecekti. Oğuzhan Bey tatlı olarak el açması burma tatlısı yapmıştı ama maalesef becerememişti. Çünkü kıyır kıyır değildi, şerbeti hiç çok denilecek kadar azdı. Ufak bir talihsizlik yaşamış da olabilir, bilemiyorum. Yani benim gözümde burma tatlısı bu şekilde olmaz. Tatlı, evet, biraz şerbeti ve biraz tatlısı, ya yani şekeri azdı ama onun dışında burma tatlısına benzemişti yani. Bugün de Oğuzhan yarıştı. Bilmiyorum bakalım puanlar nasıl olacak. Buyursunlar, açık oynamadayız. Canan Hanım adaletten bahsediyor. Eğer benim 8 hak ettiğim puanı bana vermezse siz o zaman gerçek Oğuz'u o zaman görün.